Günaydınlar Candan Hanım. Günaydın. Yavrum. Demir Bey çay koyuyorum, ister misiniz? Tabii tabii. Yani zahmet olmayacaksa. Daha iyi misin? Sana ne? Bu arada Candan Hanım gerçekten dün gece verdiğiniz ilaç toparladı beni. Yani çok muhtaç, çok mahcup hissediyoruz size karşı kendimize. Sevindim iyi gelmesine. Ama siz bugün tabii biraz daha dinlenin, tamam mı? Tabii, tabii, tabii. Öyle kuru kuru yanmaz o. Yanında sen sütünü de iç. Yok yok, sen şu anda. Ben istemiyorum. Yok. Ben zaten süt sevmiyorum. Hani süt sevmiyordun sen? Canan abla ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yavaş, yavaş ya, yavaş. Yani kızım ben sana böyle mi öğrettim ben? Hı? Böyle mi öğretmiştim çocuğum? Ne olacak canım, yesin rahat rahat. Buyurun. Teşekkürler, doymuyor da. Pişti bile. Yani gelişme çağında tabii. Canan abla. Vitamin alabilir miyim? Çok güzelmiş. Tabii ki alabilirsin. Öykücüğüm, ne demiştim ben sana? Ağzında lokma varken konuşma. Hem karnın ağrıyacak, bu kadar yeme. Ya ne var, yiyeceğim. Bakın. Sen niye açsın, ha? Peki sen niye bana gıcıksın? Dur, konuşabilirim. Demir Bey, sizin bugün Öykü'yle bir planınız falan var mı? Tabii tabii. Biz her hafta sonu baba kız şey yaparız. Yok. Biz bir şey yapmıyoruz. İşler yoğun olunca, yani yoğundu tabii. Yani ben bugün at çiftliğine gideceğim bir ata bakmaya. Öykü'yü de götürebilir miyim diye soracaktım. Tabii. Tabii tabii. Gidebilirsiniz. Tabii yani gelebilir sizinle tabii. Tamam. Benim de zaten işlerim güçlerim var, ev bakacağım falan. O zaman kahvaltımızı bitirince gideriz, tamam mı Öykü? Olur. Oh, oh hadi çocuğum, vallahi şanslısın. Gece? Ah kızım, ben senin mamanı vermeyi unuttum. Gel. Maşallah, çok tatlı, çok tatlı. Gel kızım, gel. Hadi mamaya bakayım sen gidip. Eziyet. Bir gün eziyet ağa. Canan abla beni götürüyor diye kıskanıyorsun değil mi? Niye kıskanacağım ya? Bana ne aktardın? İşim gücüm var benim. Sen işsiz. Çay? Hmm. Hadi abiciğim hadi. Ya seni benden biraz. Sana taş yok. Senden bana taş yok. Senden bana taş yok ama yerden bana taş var. Bak 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 bak. Taşın girdiği yere bak yavrum benim be. Vay arkadaş, taş mı çalıyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım ki ben ya. He? Oğlum gözünüzün önünde çektim. Gördünüz lan ne taş çalmışsın. Allah Allah. Neden hep sana geliyor bu taşlar? Biz başka taş mı çekiyoruz? Hadi abiciğim hadi, ben inanarak çekiyorum. Sen de inanarak çek, sana da gelir. Hadi bakayım hadi. Oğlum bir çek elini, tamam dur bakayım dur. Dur şurada iki oyun. Oğlum bir dur, tamam diyorum. Hadi bakalım Candan ablanı üzme, tamam mı? Bak pişman etme izin verdiğimi. Yok artık, daha neler. Gel. Uslu uslu dur. Aa bir dakika. Ben önlük almayı unuttum sana. Sen oralarda böyle gezemezsin. Geliyorum hemen. Biz yokken uslu dur, tamam mı? Bu benim lafımdı. Bak sakın o tablolara dokunma, çok ciddiyim. Tamam hadi sen işine bak. Bak sakın dedim. Eğer o tabloları geldiğimizde yerinde göremezsek seni cidden polislere şikayet ederim. Buna bak, beni habire tehdit edip edip durma. Bana sökmez kızım onlar. Geldim. Yavrum. Dikkat et kendine, tamam mı? Hadi çıkalım. Görüşürüz. Sakın. Öykücüğüm, bana oradan sponç getirebilir misin? Sponç? Şey var ya, poşetin içindekiler.
Bu mu? Aha, bez. Birkaç tane getirebilirsin onlardan. Gayet iyi görünüyor. Doku tamamen düzelmiş, teşekkür ederim. Hareket kısıtlamasını bırakabiliriz, antrenmanlara devam. Bir de şu huysuzluğu olmasa. Öykücüm, hadi bakalım toparlanabiliriz. Öykücüm, dönerken bir de markete uğrayalım, eve bir şeyler almak lazım. Olur Candan abla, ben sana gene böyle yardım ederim. Süpersin. Candan abla, bu şimşek var ya, herkes böyle sırtından mı atıyor? Evet. Neden? Çünkü kimseye güvenmiyor. Niye güvenmiyor ki? Annesi şimşeği doğururken öldü. O yüzden hep böyle hırçın şimşek. Herhalde annesini arıyor hep. Şimşek çok güçlü, çok soylu bir at. Ama biraz zamana ihtiyacı var insanlara güvenmek için. Sonrasında katılacağı bütün yarışları kazanır eminim. Canan abla, ben sen olacağım bir günde. Ne? O ne demek? Ben böyle senin gibi olacağım bir günde. Bence sen hep böyle kendin gibi ol. Çünkü şahane bir şeysin sen. Canan abla. Hadi abla. Geç bakalım. Öykücüğüm, hadi sen ellerini yıka, üstünü başını çıkar, yukarıdaki kirli sepetini at, tamam mı? Hoş yapmamış. Öykü? Hadi çıksana yukarı, ne yapıyorsun? Tamam canım abla, tükürürüm. Hoş geldiniz. Hallettiniz mi işlerinizi? Hı hı. Bir şey mi sıkıldınız? Yok, sıkıntı yok. Demir Bey, şöyle oturup biraz tablolarla ilgili konuşabilir miyiz? Hı hı. Yani siz deneyimli bir sanat eksperisiniz. O yüzden... Yani bana tabloların gerçek değerini söyleyebilirseniz, ben de ona göre müşteri bulabilirim. Ya da siz bana tavsiye edebilirsiniz. Ya benim bu tabloları bir an önce elden çıkarmam lazım. Ah, sen ne zaman geldin? Hı. Biliyor musun? Biz bugün bir sürü at gördük. Hı. Bir tanesinin adı da Şimşek'ti. Çok şekermiş. Allah Allah, bu kim acaba? Onun ayağına çivi batmış. Candan ablam da onu çıkartmış. Aa Murat. Ne haber? Bu taraftaydım, şu kahve borcunu ödersin diye uğradım. İyi yaptın. Gelsene. Misafirin mi vardı? Pardon ya. Biz misafir değiliz ki. Burada kalıyoruz. Burada mı? Arkadaşımla kızı ev tutana kadar burada kalacaklar. Tanıştırayım. Demir, Murat. Memnun oldum. Ben de. Şöyle geçebilirsin. Ben de kahveleri hazırlayayım. Ne iş yapıyorsunuz Demir Bey? Serbest, şey, eksper. Eksper, öyle mi? Demir Bey çok iyi bir sanat eksperi. Ya, ne güzel. Candan'ı çok eski tanırım. Sizi buraya davet ettiğine göre size önem veriyor olmalı. O veriyorsa ben de yardımcı olmak isterim. Anladığım kadarıyla zor durumdasınız. Kız da var. Benim adım kız değil, Öykü. Pardon. Öykü de var. Yardıma ihtiyacımız yok, sağ olun. İşsizsiniz şu ara sanırım. Yani benim özel hastanemde bir iki hasta bakıcı, temizlikçi falan açığı var. Gerek yok, sağ olun. Murat, ne yaptın ya?
Demir Bey'in çok iyi bir mesleği var. Ayrıca çok iyi bir eğitim almış. Şu an biraz sıkıntı da sadece. Hayır, ben düzenli maaşla daha çabuk toparlanır. Buradan daha çabuk çıkarlar. Ne demek istiyorsun sen? Açık açık söyle ya. Ne diyorsun ya? Sıkıntı mı diyorsun yani? Bu yoksa ha? Ağzından çıkanları... Demir Bey, sakin. Kalk, Öykü, gidiyoruz. Kalk. Gel. Gel. Demir Bey, Öykü, bir dakika. Kalk, geç. Geç. Ben yardım etmek için. Bir dakika, Demir Bey, Öykü, bekleyin. Gerçekten çok özür dilerim. Niye? Adam haklı. Hayır, değil. Adam haklı Candan Hanım. Yani tanımadan etmeden yabancıları evinize alıyorsunuz. Ama ben... Candan Hanım, yani bir servet değerindeki tablolarınızı... ne yediği belirsiz bir adama kaptıracaktınız. Beyefendi haklı. Malınız var, mülkünüz var. Kendinizi korumalısınız. Hoşça kalın. İyi günler Candan Hanım. Öykü. İstediğin zaman bana gelebilirsin, tamam mı? Tamam Candan abla. Görüşürüz. Görüşürüz. Yardım edecekmiş Dımbıl. Sen kimsin ki yardım ediyorsun? Ne var şey, yavaş boğulacaksın. Ne yapayım, çok acıktım. İyi zıktım lan. Şey, bu gece nerede kalacağız? 5 yıldızlı bir otel ayarladım sana. Gerçekten mi? Hı. Çadır palas. Candan abla istediğin zaman gel demiştin ama. Hayır. Ama... Hayır, gitmeyeceksin. Ya da git ya. Git git. Gerçekten. Gerçekten. Git. Oh, kocaman ev. Beslenirsin de. Çok da iyi bakar sana. Sen git. Beni paramdan, evimden ettin. Bir daha da geri dönme ama. Hadi git. Gitmeyeceğim. Yok, gideceksin. Hayır, gitmeyeceğim. Seninle kalacağım. Çocuk değil, intihar sebebi. Hadi kalk. Dur, gel hadi. Şu hesabı alabilir miyim? Baksana. Ne kadar? 23 abi. Kaç? 23. Al. Hani senin paran yoktu? Sana kadar yok. Senin için yok. Sana yok yani. Bana var. Buyur abi. Hadi yürü. El katarsın zaten, yaratsan azıcık. Ya ne yapayım? Ya çekmesene şunu. Ya belim açılacak şimdi, kötü rüya göreceğim. Ver şunu. Ya ne yapabilirim? Sen böyle örtüyü çekiştirince açılıyor, sonra üşüyorum. Koskoca çadır, git başka köşeye yat. Ne geldin yanıma ya? Ya biz niye buraya geldik? Canan abla da ne güzel kız. Bak hala bana Candan abla, Candan abla diyor ha. Candan abla kim? Anan mı, bacın mı, kim? Onun kendi evi var. Sayende de burası bizim evimiz. Sus, uyuyacaksan uyu. Oradan da kalırım.
Nerede bu ya? Hadi ben de geleyim. Niye geldin kızım? Gitsene çadırına. Ya ben gece tek başıma korkuyorum çadırda. Kayadı. Hasbinallah. Geç. Geç. Hadi. Of. Koskoca çadırı bıraktı. Geç işte oraya. Bak. Gece sakın horlayayım deme. Çok korkarım ben. Hadi gidelim. Ha. Günaydın abicim. Sensin günaydın. Bana bak, jilet bizi çağırıyor. Jilet mi? Aynen aynen, çabuk ol, elini çabuk tut hadi. Hey, geliyorum. Ben bunu ne yapacağım ya? Hacı'nın evde mi? Yok yok yok, olmaz olmaz olmaz. Oğlum olmaz. Bak bugün anam ekstra meraklı. O sordukça sorar, bu anlattıkça anlatır. Ben ayva yedikçe yerim. Olmaz öyle şey. Ateş laboratu aynı evde durmaz kardeşim. Olmaz. Ya. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız peki? Bulacağız. Bulacağız bir yolunu. Dur. Anacığım, biz şu ödemeyi yapıp gelelim, tamam mı? Hadi selametle çocuğu. Sen arabada bekliyorsun. Ya ben de geleyim. Sıkılırım arabada burada. Ya. Gel buraya. Dışarıda beklersin. Gel. Niyeymiş? Ben kime ne anlatıyorsam sanki. Çünkü çocuklara göre bir yer değil burası. Anladın mı? E niye getirdiniz o zaman beni? Ben Hacı'nın annemiz gibi kalırdım. Ya gel şuraya otur, bekle. Otur oraya. Kalkmak yok. Bizi bekliyorsun. İki milyon lan. Tam 2 milyondan ettiniz beni. Hop hop. Falan ayıp oluyor ama. Jilet abi ya. Ne yapsa lan? Çocuk oyuncağı gibi kemiksiz işti. 2 tane çaylak göndersem yapardı be. Abicim yani. Lan abimiz. Gün gibi planlı için ettiniz. İş miydi lan bu sizin için? Abi değildi de. Ne değildi de ne? Tablo nerede? Abi getireceğiz ya. Kur'an çarpsın getireceğiz. 2 gözüm önüme aksın getireceğiz ya. Ufak bir sarkma oldu abi, sadece o kadar ya. Sarkma oldu. Ben de sarkıtayım mı lan sizi şimdi böyle tavandan aşağıya? Ya tamam ya. Çocuk mu var azarlıyorsun? Halledeceğiz. Evet. Yani kadın çektiğimiz fiyattan işkillendi abicim. Ya abi yani tamam, sevgi saygı baki. Ama tutmayan da senin planın abi. Biz ne yapalım yani? Ama biz ne yaptık? Ne yaptık bir son? Ne yaptınız lan? Abi kaleyi içten fethediyoruz biz. O ne demek lan? Abi o şu demek. Demir. Karıyla işi pişirdi, dün gece orada kaldı. Harbi mi lan? E iyi o zaman. Oğlum geç olsun da güç olmasın değil mi? Ya işte bak, anlamadığınız şey bu oğlum, işte size bunu söylüyorum ben. Siz yapmayacaksınız da kim yapacak lan bu işi? He? Küçük bir aksilik lan bu. E sonuçta memur değiliz değil mi? Yani çocuk oyuncağı bir şeydi sizin için zaten. Oğlum bak, siz işi uzatmayın tamam mı? Alıcı bekliyor, herifi de kaçırmayalım. Tamam abi tamam, biz gidelim şu mevzuyu çözelim gelelim, tamam mı abi, gözünü seveyim. Hadi. Dur dur dur, bir dakika. Sen 2 günde nasıl bağladın lan manitayı? Kızla inik gibi ha, vallahi helal olsun. Şş, bana bak, jilet misin, bilet misin, nesin lan? Baktım lan, ne oldu? Yok yok abi. Alındın mı ya? Ay kıyamam, 2 günde yengemiz oldu ha. E getir biz de bir tanışalım, aileden sayılırız nasıl olsa. Uğur, ben giriyorum buna. Ulan yok 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 yok, hayır hayır! Demir dur, Demir! Aksırım lan, gözünü seveyim Demir! Ne diyorsun lan sen? Jilet abi! Aksırım lan! Abi bir dursanıza ya! Dur lan! Abi dur lan! Tuvalet nerede? Ben çok sıkıştım. Tuvalet nerede? Niye geldin buraya? Dışarıda bekle demedim mi ben sana? Ya ne yapsaydım?
Tuvaletim var. Ya sıkıştım, tuvalet nerede? Nerede tuvalet? Şurada, solda. Çabuk! Abiler, abiler gözünüzü seveyim. Bak hepimizde stres tavan. Allah rızası için durun. Allah aşkına abi ne olur ya. Jilet abi çözeceğiz bu işi. Ne olur ya bak bana inan abi çözeceğiz bu işi ya. Tamam. Tamam mı abi? Tamam lan. Tamam. Tamam. Heh. Sen niye söz dinlemiyorsun ha? Sana demedim mi dışarıda kalacaksın diye? Niye geliyorsun içeri? Aması maması yok. Ya sana bir şey olsaydı? Yani bana bir şey olsaydı. Sakın ağlama. Ağlamayacağım. Yürü. Hoşça kal Patik. Patik ne be? Kedi ismi. Siz içerideyken ben koymuştum. Rahatsız rahatsız. O tab- isim koyuyor işte böyle. E sen de bana isim koydun. Ne? Bücürük diyorsun. E armut dibine düşer oğlum. Gel gel. Atla. Türkçe, Türkçe, matematik, sayısal, sayısal, kalem kurgusu, resim. Araya giren Çağlar. Çağlar'dan Gökhan'a. Başarı şu ses yapma. Gökhan'ın pası Cengiz'e. Ya ne yapayım? Çantamı hazırlıyorum. Çanta sesi sok. Ya bütün boyalarım kırılmış. Ne? Ya bütün boyalarım kırılmış. Ne yapacağım ben şimdi? Niye ağlıyorsun ya? Allah Allah, alt tarafı boya. Ya ama onlar benim son boyamdı. Yarın da resim dersi var. Ne yapacağım tamam, ben? Tamam aman aman ağlama. Aman ağlamaya terkim gider alırım. Tamam alırız yarın. Gerçekten mi? Evet, okula giderken uğrar alırız ya. Yeter ki kafam, beynim, kanımı şey sıçrıyor yemin ediyorum sen ağladığın zaman. Söz mü? Söz. Ha, sen şu katillerini, hadi tamam. Bak orada boyaları düşürmüşsün, arabayı kirleteceksin. Bu araba zaten pis ki. Çok konuşma. Ya ben bu arada çok acıktım. Kaç kaç? Görmüyor musun? Kaç kaç? Göstermiyor ki. İşte yazıyor sol üstte 1-1. Ya bak böyle kutuyu açıyorsun. Ondan sonra ilk beyazı görüyorsun. Sonra sarıları koyuyorlar. Sonrasında kırmızı, turuncu derken öyle gidiyor. Açar mısın şu telefonu? Açarım açmam. Sana ne? Anladık, anladık. Alt tarafı bir boya, ne ki yani? Hah. Geldik. Hadi. Ya. Teşekkürler. Seçecek misin artık? Bir dakika. Ya neyi bir dakika? Hepsi aynı değil mi? Değil. Benim sevdiğim bir sarı var da.
Onu arıyorum ben. Ne sarıymış o? Böyle güneş sarısı gibi ama onun biraz daha açı. Bir dakika ya, kaç para bunlar? Heh, en ucuzu bu. Hadi yürü. Ama... Yürü, yürü. Ama... Bunu alıyoruz. Tamam. Yürü. Ya... Aa, bu da benim sevdiğim sarıdan yok işte. 25 lira ödedim başlatma sarından. Bin. Hah, al sana sarı. Al, bak. Ya niye bağırıyorsun bana? Bin saat seçemedin. Kaç lira ceza yedin, haberin var mı? Bilmiyorum ben, daha çocuğum. Neyi biliyorsun peki, sen neyi biliyorsun ki? Beni ne hale düşürdüğünü bilmiyorsun. Teyzenin nerede olduğunu bilmiyorsun. Annenin kim olduğunu bile bilmiyorsun. Neyi biliyorsun? Sen de bilmiyorsun. Doğru düzgün insanlar gibi çalışmayı bilmiyorsun. Kötü şeyler yapıyorsun. Bana kötü davranıyorsun. Bana bağırıyorsun. Evin bile yok. Sokakta kalıyorsun. Bana yemek vermiyorsun. Yemek, yemek. Peki ne biliyorsun? Senden kurtulmazsam kafayı yiyeceğimi biliyorum. Öyle mi? Geç arabaya, deli etme beni. Senin yüzünden Candan ablayı da göremiyorum. Git o zaman Candan ablana meraklıysan git, tutan mı var seni? Gideyim de Candan ablam babamın dolandırıcı olduğunu öğrensin, sonra beni de istemesin. Biz seni siktin. Lanetlisin, yemin ediyorum lanetlisin. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na 15.03.2010 doğumlu velayet hakkına sahip olduğum Öykü Tekin'e maddi zorluklar sebebiyle bakamamaktayım. Kendisinin koruma altına alınmasını ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde barındırılmasını rica ederim. Demir Göktürk. Atlasana. Hadi bin. Şişt, nereye? Nereye? Kime diyorum ben? Gel buraya, bücürük. Hey! Halin varsa gör. Alıngan şehir. Geleceksin zaten. Tıpış tıpış geri geleceksin nasıl olsa. Tıpış tıpış.
Paşa paşa kendin mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Git bu evden. Ben çocuklardan nefret ederim. Çocuklar sürekli ağlayan, sürekli kendi başlarının çaresine bakamayan zavallılar. Biz beraber falan yaşamayacağız. Kafandan çıkar onu. Ben senin baban değilim. Ben de Can. Can, hadi gidelim. Biraz daha kalıyorum, ne olur. Annen. Hayır, bakıcım. Annen nerede? İşte, benim annem hep çalışıyor. Hiç görmüyorum ben annemi. Ben de hiç görmedim. O da mı çok çalışıyor? Hayır. Ben küçükken ölmüş. Çok kötü. Evet, çok kötü. Saat kaç oldu? Nerede bu? Okula gitmiştir tabii ya. Okula gitmiştir. Nereye gidecek? Niye bekliyorsun ki burada? Merhaba. Ben Demir Göktürk. Öykü'nün babasıyım. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Siz? Teşekkür ederim. Sizinle konuşmak istemiştim. Öykü söylemiştir herhalde. Evet, söyledi ama işlerim vardı. Yani yoğundum. Öykü bugün yine neden gelmedi Demir Bey? Gelmedi. Beraber alışverişe çıkmıştık da. Kılık kıyafet, yeni malzemeler falan. Ben de haber vereyim diye geldim zaten. Anladım. Yeni bir süreç sizin için de Öykü için de ama artık Öykü'nün toparlanması lazım. Hı hı. Siz daha önce hiçbir çocukla ilgilenmediniz değil mi? Peki Öykü'yü iyi yetiştirebileceğinizde ona bakabilir miyim? Ben bakarım ona. Bakarım ben. İyi, tamam. Bir sıkıntı olursa tekrar haberleşiriz o zaman. İyi günler. İyi günler. Kocaman kule yaptık. Yıkılmaz. Hem köşelerde okçular var. Korurlar. Can, doğru. Hadi gidelim artık. Geç oldu. Eve dönüyoruz. Ben gidiyorum. Sen ne yapacaksın? Ben biraz daha burada oynayacağım. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Okçular gece göremezse kötü adamları. Nerede bu velet? Nereye kayboldun? Akşam olmak üzere. Altyazı M.K.
Kesin Candan'a gitti. Kesin Candan'a gitti. O kadar gitme dedim, kesin oraya gitti. Tabii oraya gitmiştir yani. Nereye gidecek? Oh. Candan abla diyor. Candan abla kim? Anan mı, bacın mı? Niye istesin seni? Efendim Uğur. İşim var, sonra konuşalım. Öykü diyorum. Öykü. Gel buraya. Bücürük, gel buraya.
Öykü diyorum. Öykü. Kızım mı? Allah bağışlasın. Ne işin var lan senin burada? Sana demiştim Demir. Sana da sevdiklerine de bela olurum. Beni hafife alma Demir. Ben eski Cemal değilim. Öykü gel buraya. Öykü gel buraya çabuk. Öykü! 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 Öykü gel buraya diyorum sana. Öykü gel buraya diyorum. Öykü! Öykü bir laf dinle, bir laf. Nereye kayboldun sen? Ne yapıyorsun? Dursana! Öykü! Öykü! Öykü diyorum! Öykü! Kızım mı? Allah bağışlasın. Ne işin var lan senin burada? Sana demiştim Demir. Sana da sevdiklerine de bela olurum. Beni hafife alma Demir. Ben eski Cemal değilim. Öykü gel buraya. Öykü gel buraya çabuk. Öykü! 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 Öykü gel buraya diyorum sana. Öykü gel buraya diyorum. Öykü! Öykü bir laf dinle, bir laf. Nereye kayboldun sen? Ne yapıyorsun? Dursana! Öykü! Erkek 35 yaşında, bilinç kapalı. Çocuk 8 yaşında, bilinç konfüze, hemodinamik stabil. Hemen tramp bağlarını alalım. Monitörize edin ve kan sayımını yollayın.
Gece gece ne ağlıyorsun tepemde? Ölüyoruz sanki. Ölmeyeceksin değil mi? Tabii ki öleceğim. Dur, dur ağlama aman. Bugün ölmeyeceğim. ...50 sene sonra falan... ...sen 60 yaşında bir cadı olduğunda... ...öyle kolay kolay öldüremeyeceksin beni... ...duydun mu bücürük? Ölsen de umurumda değil. Yok ya... ...niye geldin o zaman... ...cenazeye gelmiş gibi başımda ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Ağam... ...senin yüzünden şu düştüğüm duruma bak... Atlamasaydım minibüsün önüne. Atlamasaydım beni kurtarmadılar. Değil mi? Bence de. Eşeklik bende işte. Hadi sen çık git odana. Hasta olsan da artık umurumda değil. Seni merak eden de kabahat. Seni kurtaran da kabahat. Bir daha gelmeyeceğim. Hasta olsam umurumda bile olmayacak. Buradan bir çık. Ne yapıyorsunuz siz burada? Öykü müydü senin adın? Hadi odana. Seni yatıyor olman lazımdı. Hemşire hanımın sözünü dinle bakayım. Hadi odana. İyi mi? Efendim? Çocuk. İyi mi? İlk değerlendirmede bir problem saptanmadı. Ama müşahede altında. Baban iyi olacak. Hafif bir sarsıntı geçirmiş o kadar. Dinleneceksiniz geçecek. Hadi gel serumunu takalım. Ah, gelmiş bir de zırıl zırıl ağlıyor başım. Bu ne ya? Ah boynum. Bak geliyor yine odana. Demir Bey. Demir Bey iyi misiniz? İyi misiniz? Öykü nasıl? Çandan Hanım. İyi şükür iyiyiz. İyisiniz değil mi? Ya geçerken ben de şey yaptım, doktorla konuştum. Yani hafif bir sarsıntı var dedi ama... İyisiniz değil mi? Evet. Ya nasıl oldu bu kaza? Yok önemli bir şey yok yani ufak bir kaza işte atlattık ama. Atlattık merak etmeyin. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sizin nasıl haberiniz oldu? Ya ben... Ben bugün birkaç kere sizi aradım aslında ama hastaneden açtılar. Neydi konu neydi? Yani niye aradınız beni? Sizinle konuşmam gereken bir şey vardı. Nedir? Demir Bey, siz bu haldeyken konuşmayalım. Siz çıkınca konuşuruz. Tabii. Hangi odada? Kim? Öykü. Kaç numaralı odada? Ya Öykü. Bilmem ki, beni de buraya koydular işte. Hemşire! Tamam, siz bağırmayın. Sakin olun, ben bulurum. Ah. Öykücüğüm. Candan abla. İyi misin? Of, çok korktum. Ne oldu size anlat bakalım. Candan abla. Bir görseydin
Caddede minibüs çıktı önüme kocaman. Az kaldı bana çarpıyordu. Allah'tan babam benim üstüme atladı ve beni kurtardı. Ne? Minibüs mü çarpıyordu sana? Ama babam beni kurtardı. Sen uyuyordun galiba. Hadi yat. Yat, dinlenmen lazım senin. Canan abla. Canan abla, ben uyumuyordum ki. Hem burası çok tuhaf kokuyor. Hastaneler böyle kokar güzelim. Benim muayeneannem de böyle kokuyor. Ama kötü bir şey yok. Hadi uyu, dinlen biraz. Canan abla, sen gidecek misin? Hayır. Buradayım. Burada böyle oturacağım, tamam mı? Hadi rahat rahat uyu sen. Tamam canım abla. Yarın her şey güzel olacak. Günaydın. Günaydın. Bugün nasılsın bakalım? Daha iyiyim. Güzel. Evet. Majör yaralanma, saptamadığımız bir travma vakası. Takibinde ne gibi parametrelere dikkat ederiz? Saatlik vital takibi yaparız. Özellikle nabız ve tansiyon takibi. Sonra? Genç hastalarda vital parametrelerin şok tablosuna ilerleyene kadar bozulmadığını düşünürsek... tam kan sayımı takibi de önemli. Güzel. Doktor Bey... Öykü nasıl? İyi mi? Bir sıkıntısı yok değil mi? Kan değerleri normal. Şimdi bugün içinde tomografi sonuçlarını da alırız. Fakat sonuçta bir travma vakası. Onun için müşahede altına tutacağız. Babasıyla birlikte tabuş ederiz. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Gördün mü bak? Hiçbir şeyin yokmuş. Hı? Her şey düzelecek. Baban da iyileşsin. Ondan sonra birlikte çıkarsınız, bana geçeriz. Canan abla, babam senin evine gelmez ki. O gelmezse ben de gelmem. Merak etme, ben onu ikna ederim. Dinlen sen güzel güzel. Benim şimdi bir yere gitmem lazım. Ama yarın yine ziyaretine geleceğim, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen niye bu saatte ayaktasın? İlk önce ben sordum. Nereye gidiyorsun? Bir yere gitmiyorum. Hava almaya çıkacağım bahçeye. Ama doktor kalkma dedi. Tamam işte, ayağım şey oldu benim. Biraz açayım diyorum ayağımı. O yüzden bahçeye çıkacağım. Bari boynunu onu tak. O zaman da boynumu döndüremiyorum, gıcık oluyorum. Bir de ne? Yakalanma. O ne demek? Hani kaçacaksın ya. Yakalanma diyorum. Merak etme. Polis amcalara da söylemeyeceğim. Hakim amcaya da söylemem. Onlar seni hapse atmaz.
kimse görmez. Anlamıyor musun kızım sen? Hava alacağım diyorum, hava. Ne gitmez? Tamam. Hiç kimseye söylemeyeceğim. Hiç mi güvenmiyorsun bana? Gidersem sen ne yapacaksın? Bilmem. Bakarım başımın çaresine. İlk önce Candan ablaya giderim. Oradan da yurda. Sen baygınken ben çok dua ettim. Allah'ım ne olur yansın dedim. Ben yurda giderim dedim. Ve şimdi çabuk git, tamam mı? Yürü hadi. Ben odama gideyim de sen de boyunluğunu tak. Çok konuşma, bücürük. Ben bücürük değilim. Gece öyle uyumazsan, ortalıklarda gezersen bücürük olursun. Boyun kısa kalır. Ha evet. Evet, ben sana boy olarak çekersem küçücük kalırım. Ben boyum kısa değil. Uzunun altı. Bakayım. Yürü, hadi odana. Tamam. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.